Merhaba, hoş geldin. Önceki videomda Güneş Sistemi'nin ilk 4 gezegeninden bahsetmiştim. Bu gezegenler sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Güneş Sistemi'nde toplamda 8 tane gezegen bulunmakta. Bu videoda ise Mars'tan sonra gelen 4 gezegenden bahsedeceğim. Bu gezegenler sırasıyla Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. O zaman gelin bu 4 gezegeni yakından tanıyalım. İyi seyirler. Güneş sisteminde Mars'tan sonra gelen 4 gezegeni Güneş'e en yakın gezegenden en uzak gezegene doğru anlatacağım. İlk gezegenimiz Jüpiter. Jüpiter beyaz, turuncu ve kahverengi hatlardan oluşan bir görünüme sahiptir. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegeni olma özelliğine sahiptir. Bu gezegeni Dünya ile karşılaştırdığımızda çapı Dünya'dan 10 kat daha fazladır. Yüzey alanı Dünya'nın yüzey alanından 100 kat daha fazladır. Ağırlığı Dünya'nın 300 katıdır. Kısacası Jüpiter devasa bir gezegendir. Jüpiter büyük ölçüde helyum ve hidrojenden oluşmaktadır. Bu gezegenin bugüne kadar keşfedilmiş toplamda 79 tane doğal uydusu vardır. Jüpiter, Dünya'dan çıplak gözle görülebilen gezegenlerden birisidir. Bu yüzden insanlar tarafından binlerce yıldır bilinmektedir. İsmini Roma mitolojisinden almıştır. Jüpiter ve Dünya arasındaki mesafe, Dünya ve Güneş arasındaki mesafe kadardır. Bu da Jüpiter'in Güneş'e çok uzak olduğu anlamına geliyor. Güneş etrafındaki bir turunu ise uzun yıllarda tamamlar. Jüpiter'in uydularından biri olan Ganymede, Güneş sisteminin en büyük doğal uydusu olma özelliğine sahiptir. Güneş sisteminde Jüpiter'den sonra gelen ve Güneş sisteminin 6. gezegeni Satürn'dür. Satürn halkalı gezegendir ve halkalarıyla bilinmektedir. Satürn son derece büyük bir gezegendir. Jüpiter'den sonra Güneş sisteminin en büyük gezegeni olma özelliğine sahiptir. Dünya'dan çıplak gözle görülebilen gezegenlerdendir. Bu yüzden insanlar tarafından binlerce yıldır bilinmektedir. İsmini Yunan mitolojisindeki Kronos'tan almıştır. Satürn'ün bugüne kadar keşfedilmiş toplamda 82 tane doğal uydusu vardır. Satürn, Jüpiter gibi büyük oranda hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır. Gaz devi olarak bilinir. Satürn, Jüpiter'den daha uzakta olan bir gezegendir. Bu yüzden Güneş etrafındaki bir turunu daha da uzun bir zamanda tamamlar. Güneş sisteminde Satürn'den sonra gelen ve Güneş sisteminin 7. gezegeni olan gezegen Uranüs'tür. Uranüs'ün mavimsi bir görünümü vardır. Güneş sisteminin büyük gezegenlerinden birisidir ama Satürn ve Jüpiter kadar da büyük bir gezegen değildir. Uranüs Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek bir gezegen değildir. Dünya'ya çok uzaktır. İlk kez 13 Mart 1781 yılında keşfedilmiştir. Teleskopla ilk kez keşfedilen ve görüntülenen gezegen olma özelliğine sahiptir. Uranüs'ün bugüne kadar keşfedilmiş toplamda 27 tane doğal uydusu vardır. Uranüs, Güneş sisteminin en soğuk gezegenlerinden birisidir. Buz devi olarak bilinmektedir. Güneş etrafındaki bir turunu 80 küsür yılda tamamlar. Uranüs ismini Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısından almaktadır. Uranüs'ten sonra Güneş sisteminin 8. ve son gezegeni de Neptün'dür. Neptün gezegeni de Uranüs gibi mavi renklidir ama Neptün'ün mavi tonu biraz daha farklıdır. Neptün, Satürn ve Jüpiter gibi gaz devi olarak bilinmektedir. Katı yüzeyi yoktur. Ayrıca bunlardan farklı olarak da Uranüs gibi de buz devi olarak geçer. Çünkü Neptün de Güneş sisteminin en soğuk gezegenlerinden birisidir. Neptün'ün bugüne kadar keşfedilmiş toplamda 14 tane doğal uydusu vardır. Dünya'dan çıplak gözle görülemez. Bu yüzden ilk kez teleskopla 23 Eylül 1846 yılında keşfedilmiştir. Neptün Güneş'e çok uzaktır ve Güneş etrafındaki bir turunu 165 yılda tamamlar. Yani Neptün'ün bir turu inanılmaz uzun bir süredir. Kısacası Güneş sisteminde Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tan sonra gelen 4 gezegen sırasıyla Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bu 4 gezegen Güneş sisteminin en büyük gezegenleridir. Aralarında en büyük olanı Jüpiter'dir. Aralarında en çok uyduya sahip olan gezegen ise Satürn'dür. Neptün ve Uranüs Güneş'e en uzak gezegenlerdir.
Bu yüzden de Güneş sisteminin en soğuk iki gezegeni olarak bilinir. Bu dört gezegenden Jüpiter ve Satürn dünyadan çıplak gözle görülebildiği için binlerce yıldır insanlar tarafından bilinmektedir. Uranüs ve Neptün ise dünyaya çok uzak olduğundan dolayı dünyadan çıplak gözle görülemez ve bu iki gezegen ancak 1700 ve 800'lü yıllarda keşfedilebilmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.